Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine Twisted Tower Fatal'dan devam edeceğiz bakalım. Şöyle bir gidelim. 73. savaştayız şu anda. 80'e geldiğimizde bir tane altın takım deneyeceğim. Bakalım başarılı olacak mı? Orasını hiç bilmiyorum etmiyorum. Umarım başarılı olur abi. Başarılı olmasını istiyorum harbiden ama. Bakalım ya. Bir aksilik çıkarmazsa eğer. Çıkaracak olsa canımız sağ olsun. Ne olmuş? 15 savaşta tamamlayalım gerekirse. Ama tabi hızlı hızlı bitirmek burada önemli olacak. Takımı bir deneyeceğim. Bakalım çok kötü olursa bırakırız. Ona göre yani şöyle bir power drain'li bir takım ayarlamaya çalıştım ama 80'in şeyi görmem lazım henüz savaşı. Kimlerin gelip gitmediğini, yani kimlerin gelip gittiğini daha doğrusu bilmem lazım. O yüzden bir hızlı bir şekilde ilerleyelim, buraları bir geçelim. Takım birazcık nasıl diyeyim, yani hazırladığım altın takım bayağı bir power drain'e dayanıyor. Çok fazla power drain artı snare atma üzerine şey bir takım. Ama bilmiyorum. Başarılı olabilir miyiz, olamaz mıyız, orasını göreceğiz zaten. Çok da güçlü karakterler değil. Ya bir tanesi iyi durumda. Diğerleri sıradan gold karakter bile var, hatta challenge karakteri bile değil. Bilmiyorum başarılı olur mu olmaz mı. 50 kere daha söylersem galiba bunu belli etmiş olacağım. Frostbite efekti falan gelecek galiba. Okumadım savaşa girerken ama ne olup ne biteceğini. Böyle bir al kanka. Tamam. Soulsifon nasıl vuruyor baksana şuna. Fena vuruyor ya. Kankam bir sal ya. Bir sal abi. Freeze atsan ne olacak yani. 600. Bu arada canımız hala artmadı. Herhangi bir ekipman düşmedi çünkü ekstra. Normal kuleyi de aynı şekilde yandan ilerletiyorum ben. Onda da bayağı bir yine aynı şekilde 55'e mi geldim? Öyle bir şeye geldim. Yani o da yandan bitiyor. Bir kere daha aynı şekilde onu da bitirmiş olacağım. Belki 1, 2, belki 3 bilmiyorum. Bitirmiş olabiliriz. Bakalım bakalım. Belki 4'e kadar gider ya. Yani hiç kaçırmadan bitirirsem savaşları 4'e kadar gitme ihtimali var. Ama duruma göre göreceğiz tabi. Şimdik kaçtayız agam? Onu bir şey yapalım. 75'e mi geçtik? 75'teyiz. Tamam, klasik olarak klasik Shang Tsung'a karşı savaşacağız. Wow, Resurrection varmış bir de. Resurrection'la birlikte sıkıntı başlıyor mu? Yani evet, sıkıntı oluyor. Brutality lazım bize. Brutality olan şeyim de yok. Karakterlerim yok maalesef. Brutality setim yok. Onu da inşallah, Shang Tsung'un seti galiba var ama Shang Tsung yok. Öyle bir sıkıntı var. Shang Tsung'un yüksek evrimi lazım bir de, yani sadece Shang Tsung değil. Onları da yapmak uzun sürede oluyor. Ne yapacağız ya, onları da yapacağız. Sıkıntı yok abi, hepsini 10. evrime getirmiş olacağız. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Yani zaman içerisinde olacak tabii ki, öyle bir anda tak diye değil. Yani Resurrection olduğu için bu arada canları çok da yüksek değil. Normalde 200.000 canları geçiyordu ufaktan bosslar. Bosslar diyorum, karakterler. Ama şu an birazcık daha iyi durumda. Goro gene geldi. Kanka gene geldin madem, seni gene öldüreyim o zaman ben. Nasıl ama? Sevdin değil mi? Biliyorum biliyorum, çok sevdin. Kaç vuracaksın? Kaç vurdun? 25.000 mi? Anam. Lan öldürdün lan. Vallahi öldürdün ha. Aha. Abi şaka gibi ya, oyun attı gerçekten mal gibi. O Scorpion'un eli havada kaldı, tam dokunacakken şu klasik Scorpion şerefsizine lan oyun durduk yere dom dağıttı. Ondan sonra çok saçma salak bir şey oldu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bir savaşımız araya gitti işte. Lan şanssızlık olacak ya, bendeki de anasını satayım. Yani neyse, sıkıntı yok, hadi bakalım bir savaşımızdan olmuş olduk. Olsun, canımız sağ olsun, ne diyelim yani. Benim kafam hala şu an gold takımda ya. Acaba gold takımda herhangi bir şey yapabileceğiz mi? Onu düşünüyorum da kafam orada kaldığı için de birazcık şey oldu. İçime dert oldu. Şöyle bir al kanka. Devam edelim. Kalkma oğlum, kalkma ya. Allah Allah, Resurrection'la şimdi bak şey yapacağım ha. Şunu atsam sana. Ne kadar yersin? %84 miydin lan? Tüh. Ben atamadım daha doğrusu. Şöyle bir dur lan dur. Allah Allah, seni bir önce öldüreyim ben, dur ya. Sen vallahi git ya. Kanka seni vallahi bir toz edelim. Senin yüzünden oyun atıyor şerefsiz. Seninle mi alakalı tabi orası bilmiyorum ama suçlayacak birisi lazımdı. O yüzden seni suçladım kardeşim. Çıkma oyundan. Çıkma. Seni bir öldüreyim, ondan sonra çıkacaksan çık. Aferin böyle. Aynen böyle. Lan Goro geri geldi. Ay ben senin. Lan Goro. Yoruyorsun be kardeş. Bu arada bu çok fazla vurabiliyor ha. Valla bunu 10. evrim yapıp eğer klasik takımda falan kullanabilirseniz ayı gibi osurtuyor. Eskiden bu boss şeklinde de geliyordu diye hatırlıyorum ben. Yakaladım ağzımıza sıçıyordu yani. Bir al kanka. Tamam. Şöyle vurayım sana. Shang Tsung abim de patatesi dedim mi hemen. Gel bakayım bir oğlum. Tamam. O nasıl ölüş lan? Ölüşüne sıçayım, senin tipsiz öldü. Vallahi leş öldün kanka ya.
Bloğun kırılmıyor mu? Seni kırılıyormuş. Tamam. Kaybol yavrum sen de. Çok seri bir şekilde hemen 76. savaşımıza gidelim. 80'de hadi bakayım. Valla ne geldi? Aaron Bray'in boku geldi. Ya işe yarar mı işe yaramaz mı bilmiyorum ama gönlüm işe yaramasından yana tabii ki. İşe yaramazsa dediğim gibi Diamond takım olmadı. Geri döneceğiz. Yani olur inşallah ya. Vallahi şimdi ufak da bir heyecan var. Garip bir takım denemenin heyecanı olacak. Böyle Kenshin'in menşeli bir takım o. Ama emin de değilim. Daha iyi Gold karakterli takımlar tabii ki de var. Treborg takımları falan ondan yapacağım takımdan daha iyi olacak. Ama bakalım bilmiyorum. Belki şu Power Drain olayına birazcık güveniyorum. Yerine sabitleyerek belki birazcık iş yaptırtabiliriz. Ona inanmak istiyorum da. Umarım yani. Karakterleri çıkarmamak çok önemli. Snare çok çok önemli bir yetenek. Özellikle bosslarda çok fazla iş yapan bir yetenek. Yani bok gibi atsın ama. Neyse canım, çok da önemli değil. Böyle bir al kanka. Ama sen ölmemeye direniyorsun yani. Al bakayım. Tamam. Aferin uslu çocuk ol ya. Böyle öl ya. Yani ne uğraştırıyorsun bizi? 77'ye mi gidiyoruz? Öyle bir şeye gidiyoruz. Bir savaşımız tost olmuş şekilde gidiyoruz. Yani 7 savaş hakkımız olacak. 7 savaşta vallahi geçemeyebiliriz. İnşallah geçeriz ama Gold takımla bilmiyorum tabi. Direkt teklemezseler bir şeyler yapabileceğiz. Direkt tekleme ihtimalleri var. Şu an benim şeyler kuleyi ben ah işte sıkıntı onlar sıkıntı aslında biliyor musunuz abi? Normalde Fatal Kule genelde kulenin son 20 gününde falan gelir diğer kulenin. Bu 30 gününde geldi. Erken geldi aslında Fatal Kule. Ve bir önceki 30 günün zaten ben yaklaşık 15 gününde hiçbir şekilde kule yapmamıştım. Yani kuleyi daha ikinci turda olduğum için şey üçüncü turdayım daha doğrusu. Normal kulede. O yüzden ekipmanlarım çok gelişmiş değil. Bu da birazcık yoruyor abi. Hani birazcık değil aslında bayağı yoruyor. Strike şeyi yıldırmıyoruz abire bu arada. Block Breaker da bir türlü vuramadık lan. Kanka sana şunu atsam. Bloktayken bile seni öldürebilir miyiz? Öldür 37 bin vursun zaten ya. O kadar da vursun yani. Değil mi? Hakkıdır. Bir zahmet kardeşim. Devam edelim bakalım. Ne geldi abicim? Çöp geldi. Tamam. Bunun bir de iki yüzünü görmek var. Görebilirsek tabii ki şimdi emin değilim ama umarım göreceğiz. Görürüz ya abi. Niye öyle sıkıntı olsun? 78'deyiz. 80'e geliyoruz. İki savaş kaldı. İki savaş sonra 80'deyiz bakalım. Yani Diamond takımla yenmek daha mı kolay bilmiyorum şimdi emin değilim. Snare takımları çünkü çok fazla etkili olabiliyor. Hani atakları çok yüksek değil evet ama perma yetenek attıkları için yani iş yapabiliyorlar. O yüzden bir şekilde kurtarabilirler bizi. Bizde Snare olan karakter şu an Mortal Kombat. Ya Kabal var. Kabal'ı çok şu an kullanmak istemiyorum. Onu Jade'i bekletiyorum abi. Jade bir halle olsun. Kabal da halle olacak zaten. Snare takımları gelecek yani Mortal Kombat 11 takımıyla birlikte de Snare yapabileceğiz bir yerden sonra. Onu sürekli kullanır mıyım o takım bilmiyorum ama ara savaşlarda kesinlikle kullanıyorum zaten. Ara savaşta Diamond'ların üstüne yok bence. Yani saldırıları çünkü çok fazla. Yani karşınıza ne gelirse gelsin. Tokatlıyorsunuz hani yormuyor. Kolay bir şekilde yenmenize yardımcı oluyor. Kahvemi yine içemiyorum bu arada. Ulan bu da bir sıkıntı oldu ya. Valla bilgisayarın hızlı girmesi iyi mi kötü mü karar verebilmiş değilim şu anda. Ama hayırlısı bakalım. Herhalde iyi ya. O kadar da ben de her şeye ağlıyorum. Donuyor ağlıyorum. Şey yapıyor ağlıyorum. Bu ne? Eternal Slayer. Vay anasını be. Öyle al kanka. Bir daha kalkacaksın değil mi sen? Ulan kalka kalka bir hal olacak şerefsiz ya. Al bakalım. Neye kalkıyor? Diş yok bu yanda. Neye kalkıyor? Bunu al. Tamam. Resurrection'ınız kalmadı herhalde en son beyler. Çok şükür. Da vurduk mu full HP bitiriyoruz lan savaşları. Valla şu aralar güçlüyüz. Oğlum burnumun sol tarafı ağrıyor. Bir insanın burnu nasıl ağrır? Burnun ağrıması diye bir şey var mı ya? Bu nasıl mümkün olabilir anasını satayım. 80. savaşa bu arada galiba geldik. Benim kıçı kırık takımı göreceksiniz birazdan. İnşallah yapacak ya. Vallahi iş yapmazsa üzer beni. Bu ne takımı? Ronin takımı mı geldi abi karşıya? Püh lan. Ekipmanları nasıl abi? Oğlum çok güçlü gelmiş ya. Allah kahret. Oha! 10. evrim Rare, 3. evrim Epic falan var lan. Lan acıyın lan birazcık. Yuh be. Bunda ne var? Bunda da Epic var abi. 3 tane mi Epic var lan bir de? Ayıp lan size oyun. Epic var abi. 3 tane Epic. 2 tane Rare'lı. Şeye tıklayamıyoruz. Abi sıkıntıymış ya. Neyse.
Şöyle bir benim kule gol 2. Aha da takım bu abi. Aynen. Takım bu, ekipmanlarını falan da göstereyim size. Standart ekipmanlar, kule ekipmanları. Revolvers'ı kattım. Revolvers Kenshi de Block Breaker'a yardımcı olacak. Yine aynı şekilde Bladed Fan'a kattım. Bu da yine Block Breaker sağlayacak bize. Ya çok fazla iş yapar mı bilmiyorum ama bana çok tatlı göründü takım. Bir deneyelim bakalım. Savaş hakkımız şu anda kaç defa var abi? Aa, 6 savaş hakkımız mı var lan? Anam, hey lan, bir tanesiyle birlikte 6 kaldı. Vay anasını, neyse ya. Dur, direkt karakter değiştirmemiz gerekebilir. Güç hangisindeyse ona geçeceğim. Tamam. Kenshi'ye bir geçelim bakalım. Şöyle Power Drain takımı, dediğim gibi Snare artı onun üstüne odaklanıyor ama ben Snare şeyini açmayı unuttum değil mi? Talents'ımı değiştirmeyi unuttum. Aferin bana abi. Bu savaşı her türlü bir yapalım. Zaten şey yapmamız gerekecek yani. Lan öyle çok da kötü vurmuyor ha. Şaka maka bir şey değil mi? Ya, Snare attığımız düşünün orada. Aslında sabitlemiş olacaktık. Böyle aşırı bir şey de yok yani. O kadar kaçı kırık değil en azından takım. Böyle bir atayım kanka. Full power deneyin olunca zaten. İster istemez. Aa, bu da kaydırmaymış. Lan full kaydırma geldi. Neyse tamam. Full kaydırma atacağız abi. Kör oldum ama o bayağı kötüymüş. Kanka çok vurma lan. Abo kanka, yüzde kaç çıktı? %56 canımı aldı ya bir vuruşta. Ay, tekliyorlar abi. Vallahi, oğlum bu ne, tüm takıma kör attı bu ya. Sıçacağım şimdi ha. Bu ne lan? Ayıp be. Vallahi ayıp ya. Johnny Cage'e geçsene oğlum bu arada. Niye buna geçtin sen oyun? Şerefsiz oyun. Of of of, nasıl vuruyorlar? Haddi hesabı yok var ya. Neyse. Şöyle bir atalım. Power Drain şeyi değişti anasını satayım. Ben değiştirdim ya karakteri. Dur, Snare ayarladığımız zaman sıkıntı olmayacak. Talents'ı ayarlayıp göstereceğim size. Talents'ı şu an sıfırlayıp bir daha ayar yapmam lazım. Onu ayarlayayım. En son halini göstereceğim zaten size ben. Abi 600 bin falan yedik. Evet, birazcık takım şu an şey görünüyor ama dediğim gibi o Snare'ı atmaya başlarsak birazcık daha rahatlayacağız aslında. Şöyle bir atayım kanka. Ya bunlara vurmamayı sağlatmamız lazım. Öldük mü abi? Şu an öldük. Tamam. Bir savaş çöp oldu maalesef. Ama dur. Ben o sırada hemen şeylere, Talents'ları ayarlayayım. Geliyorum. Talents'ı da göstereceğim size birazdan. Talents'ı ayarladım. Şimdi oyuna girelim. Oyundayken göstereyim. Bu arada 7 savaş hakkım varmış. 6 değilmiş abi. Tamam. O da güzel ama yine kurtarmayabilir bizi. Öyle bir sıkıntımız var. Başlamadan şöyle Talents'ları bir göstereyim. Yine klasik şu atak kısmından birazcık alıyoruz. Yine buralardan alıyoruz. Ve support kısmında önemli olan şurası zaten. Weak Points atakı yaptığımızda Snare kazanıyoruz buradan. Snare bizim için çok önemli olacak burada. Dediğim gibi girip öldürebilirsek eğer sürekli olarak. Böyle bir atayım abi. Ki zaten bir tane yeteneğimiz dolu başladığı için bu da bizi birazcık şey yapıyor. Rahatlatıyor. Snare attın mı yavrum? Atamadık. Olsun. Devam. Şöyle bir atalım. Tamam. Hadi sen ye Snare'ı. Dur. Bloktayken şey yapmamız lazım. Bloğunu kırdığımız gibi atmamız lazım. Blokta değilsin değil mi lan sen şu an? Ne olduğunu belli değil ya. Valla. Snare atamıyoruz bu arada. Öyle bir olay var. Niye atamıyoruz abi? At şunu artık. At lan. At Snare. Aa, şerefsiz oyuna bak ya. %40 ha atma şansımız. Valla az uz da değil yani. Yüksek bir şans aslına bakarsanız da atmıyor lan. Lan Allah Allah. Bug'da falan mı bu yetenek ya? Ne oldu bana anasını satayım? Sabitleyemiyoruz. Yani çok saçma salak bir şey oluyor. Böyle bir Johnny abimiz de bir. Hadi abi bir Snare'ı yapıştır. Allah Allah. Bende mi bir sıkıntı var? %40 lan şans. O kadar az değil ya. Kaç defa kullandık yani? Böyle bir daha atalım. Yani Hacı dayı. Valla öyle çok aşırı az bir şans değil bu. Aha tamam, çok güzel çıkmaya çalıştı. Güzel, Snare'ı sonunda yapıştırdık abi. Devam edelim hemen. Allah'a şükür ya, vallahi kardeş. Bu ne böyle ya? Atamadık gitti anasını satayım. Kaydır 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 kaydır. Tamam. Devam abi. Yardır yardır. Yapma lan. Öldürme, dur. Vurdum, öldürüyor abi. Öyle bir olayı var. Öyle pis bir olayı var hatta. Şöyle bir atalım oğlum. Tamam. Kime geçti? Şuna mı geçti? Hadi bakalım. Devam. Ulan garip bir takım oldu ya. Bir Snare daha yapıştır bakayım. Atabildin mi? Atamadın galiba ama çıkmaması lazım ha Kenshi'nin. Beyler, Kenshi'yi çıkartmıyoruz ona göre. Kenshi çıkarsa sıkıntı yaşayacağız. Devam bakalım. Tamam. Şöyle bir al. Hadi. Hadi oğlum. Bir Snare yapıştır. Snare'ı bu arada bir süreler atmıyoruz. Süresini uzatmamız lazım şu an. Atmıyor abi ama. Atmıyor yani. Snare'ı yan karakterler. Atma özelliği falan mı yok acaba? Ben mi? Bir garip yani. Şöyle bir al. Aha bak, çıkacak abi. Çıkacak, hadi Snare atman lazım çabuk. Çıkmaması lazım onun.
Aa, atmıyor ya. Oğlum ne kadar salak bir şey bu ya. Vallahi oyun şerefsizsin ha. Ulan atması lazım normalde o sniper. %40 az değil o kadar lan. Sadece challenge karakterleri atıyor desem şey zaten challenge karakteri. Yani onunla bir alakası yok. Böyle power drain de bu arada çok uygulamış ya. Vallahi. Yani gold karakterler atamıyor mu diyeceğim de atması lazım abi. Atmıyor. Yani, Snare'a karşı dirençleri mi var yoksa bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum abi. Johnny Cage atıyor ama bak. Johnny Cage de attık ya Snare'ımızı. Bakayım bir. Aha bu atıyor abi. Allah Allah mantığı nasıl çiğim oyun ya. Bir power drain daha yapıştıralım kankama. Kör yedik bu arada gene ya. Kör çok rahatsız edici abi. Aşırı rahatsız edici. Lan oğlum hadi vurabileyim artık ama ya. Yani bu kadar olmaması lazım. Bu ne? Oynayamıyoruz. Süreden bittik. Bak gold karakterle bu arada görüyorsunuz değil mi? Şeyle dayanabildik. Öldüremediler. Hiçbir karakterimi öldüremediler. Ama Snare şerefsizliği yüzünden atamadık abi ya. Öyle bir sıkıntımız oldu yani. O Snare'i yapıştırmış olsak belki de geçici şey yaptı. Ronin Kenshi'yi şu anda öldürmüştük. Şanssızlık diyelim. Neyse hadi bakalım. Umuyorum bu sefer atabileceğiz. Yani öyle inanıyorum. Atarsak çok tatlı olur üstelik. Hadi kankam. Bir Snare'i yapıştıralım. Hadi oğlum. Şöyle. Yine hep üçüncüden başlıyor bu arada. Şeyi mi alsam üçüncüye ya? Ne derler? Johnny Cage'i mi alsam? Snare'i atamadık. Çok sağ olun. Gerçekten. Ben de bunu bekliyordum yani. Snare'i ne zaman atamasak diyordum. Şu anmış o. Atamıyormuşuz abicim. Böyle bir al. Hadi oğlum bir Snare artık ya. Yani çok bir şey istemiyoruz. Çok şükür ya. Abi bu kadar zor olmamalı ya. Gerçekten bu kadar zor olmamalı yani. Üst üste normalde atabiliyor olmamız lazım. Tak 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 yapıştırmamız lazım böyle Snare'i. Bunlar yemiyor. Ronin takımın mı özelliği? Bilmiyorum. Özelliklerini çok hatırlamıyorum. Karakter tanıtımını aslında devam ettirmem lazım da. Blind'a karşı direndik sonunda. Çok şükür abi. Sürekli bir blind diyoruz zaten. Böyle bir geçeyim. Yani şöyle atalım. Tamam. Devam abicim. Devam devam devam. Pataklamaya devam ediyoruz. Blind'i yedik bu sefer değil mi? Aferin oğlum aferin. Şöyle bir al. Heh. Devam. Bir snare daha yapıştır. Çok güzel. Bir snare daha yapıştırdı orada bu arada. Güzel oldu abi. Şunu da atalım. Kör yedik ama öyle. Bir de takım kör ediyor lan. Direkt hani bir karakteri de değil. Takımı kör etmesi de ayrı bir dübür ediyor insanı. Şöyle al kanka. Güzel. Kenshi vuruyor ha bu şaka maka. Hasarı bence çok gayet tatlı yani. 47.000 falan vurması öyle şey değil. Yüksek değil biliyorum ama. İş yapar bir hasar yani. En azından %100 kör etmiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Üst üste hayvan gibi vurdu gene. Kanka sana bir power drain şey bir snare daha atmamız lazım. Onu nasıl hallederiz? Atamadık şu an ama. Olmadı bak. Sen çıkacaksın birazdan. Çıkmamanız lazım. Oğlum yavaş ya. Yavaş ne biçim vuruyorsun? Yavaşla kaç tane alıyorsun? Şöyle bir. Hep de Kenshi'ye falan geçiyor ya. Johnny Cage ile oynamam lazım bu takım bol bol ya. Normalde. Bunları öldürtmemiz lazım da. İşte yani. Bir öldürün bakayım bir Johnny. Bunu öldürünce nasıl oluyor onu merak ettim. Tamam direkt öldürdü zaten. Hiç. Bana söz bırakmadı kardeşim sağ olsun. Bunu niye buna geçti mesela yani. Öldür bakayım bunda kanka. Öldür öldür. Tamam öldür sen öldür. Tamam güzel. Hadi bakalım. Garip bir şeye gidiyoruz. 26 saniye. İlk başta bu sefer öbür şeyde onu yapacağım. Bakalım etkisi ne olacakmış. Onu da bir görelim. Şöyle kaydır kanka. Tamam. Böyle bir. Şunu atayım. Snare yapıştırdın mı? Yapıştırdın. Johnny yapıştırıyor bu arada Snare ya. Bol bol atıyor. O yönden çok tatlı yani. Şöyle al kanka. Tamam. Devam oğlum. Devam. Kaçıncı savaştayız lan bu arada onu. İlk savaşımız çöp oldu. İkinci savaş diyebiliriz aslında buna. Devam. Hep de bize geliyor power şeyi. O çok güzel bir olay. Bunu çıkartmayacağız işte şu an. Perma. Spamleyeceğiz böyle yeteneğimizi. Tamam. Güzel. Çok kötü değildi. Çok iyi de değildi. Bu sefer karakterleri öldürüp bir Johnny Cage ile oynayacağım bakalım. Farkını görebilecek miyiz? Umarım görürüz. Lan bir epic atsan şuradan bir çıldırsan bize. Çok mükemmel olur ama. 4 savaş kaldı abi. Vallahi geçemeyebiliriz ya. Geçmek de çok istiyorum ama. Geçemeyebiliriz. Neyse umuyorum geçeceğiz ya. Şimdi yine yine JQ'ya mı verecek bu arada? Üçüncüden başlıyor galiba. Aynen abi üçüncüden başlıyor ya. Böyle bir atayım. Boşa da gitmesin bu arada karakterler. Madem
az bir şey yaptık yani. Vursun tabi ama Kenshi vur bakalım ne kadar vuruyor. Bir vuruşta %40 alıyor. Güzel abi. Sağlam hasar kardeşim. Tebrik ettim. Yan karakterlere power çekelim bari. Onlar da şey yapsınlar. Tamam, Johnny Cage'e geçtik. Güzel. Ama öldürme. Dur. Dur kardeşim. Şöyle bir vurayım ben sana. Snare'i yapıştıramadık. Şöyle belki yapıştırırız. Yapıştıramadık. Kör yedik bir de üstüne. Oh! Çok tatlı oldu. Mükemmel anasını satayım. Öldürdü mü lan? Allah belanı vermesin ya. Öldürsen daha iyi anasını satayım. Bu ne? Şöyle bir atayım da. Yani. Şöyle atalım yine. Snare yapıştırmak istiyorum. O yüzden uğraşıyorum birazcık. Yapıştırdık. Güzel. Johnny'nin canı şu an çok az. O yüzden bir tık sıkıntı abi. Birkaç tık hatta sıkıntı. Yorabilir yani bize. Şöyle bir al bakalım. Tamam. Devam abi. Ne oldu şimdi? Canımız da doluyor ha bu arada. Şaka maka. Vur bakayım. Nasıl vuruyor? Buna da vur. Buna da vur. Ama öldürtmeye gireceksek bunlara ekipman takmamamız lazım ya. Öyle bir olay da var abi. Yani vallahi çok ayrı bir dert oldu şu an. Hadi bakayım. Ekipmanlarını çıkarsak nasıl olur acaba bunların? Öyle mi denesem ya? Vallahi bilemedim. Şu an sadece Johnny Cage takım yapılabilir ya. Vur bakayım biraz daha. Nasıl vuruyorsun? Tamam. Vur vur. Vur. Vur oğlum. Biraz daha vur. Tamam. Direkt ikincisini etmene gerek yoktu. Böyle bir saygısızlığı yapmanı beklemiyordum kardeşim. Ayıp oldu. İlk karakteri galiba eleyeceğiz bu sefer. Bir aksilik olmazsa. Tamam, birincisini eledik. Yani çok şükür. Şöyle bir atayım. Sineriye bakayım. Yedin mi? Yedin. Güzel. Şöyle devam edelim hemen. Tamam kankam. Ama kör atması çok kötü ya. Abi 50 kere yuh be. Ulan oğlum. Dokunamıyorum ki. Karaktere dokunamıyorum. Bak bak. Hareketlere bak ya. Çıldırırsın. Buna bak. Şerefsizler. Sürekli atıyor bir de. Sürekli. Perma kördeyiz abi. Yani. Bari ben de onu atıyorum lan. Allah Allah. Valla garip ya. Birbirimize karşı sürekli kör atıp duruyoruz. Yani. Şöyle bir al. Tamam. Bu sefer tamam. Bu sefer sadece 2 tane kaldı. Snare atmamız artık gerekmiyor. Sadece Johnny Cage ile oynamam, o yüzden daha iyi olacak. Ekipmanlarını bir çıkartacağım seri seri abi. Ve bir devam edelim. Vallahi aslında çok da kötü değil ya. 6 savaş hakkımız vardı desen. 7 idi normalde de, bir tanesi çöp oldu Thanos yüzünden. Yani iş yapar gibi bilmiyorum abi. Şu ekipmanlarını bir çıkartacağım şunların. Şöyle bir çıkartalım kanka. Siz bir çıkın bakalım. Sizin tek yemeniz lazım arkadaşlar. Size bir tek yedirtelim. Johnny ile oynayalım. Aslında amacımız Johnny olmuş oluyor yine. Bunun da pasifini almış oluyoruz. Şeyin iki yan karakterlerin pasifini almış oluyoruz. Barla başlıyoruz falan. Orası da önemli tabi. Johnny'yi şöyle üçüncüye katsam. Nasıl olur abi? Bunları öldürsek. Yani önden öldürteyim. Johnny'ye direkt üçüncüye mi veriyor acaba sürekli? Şimdi üçüncüye kattım ya Johnny'yi. Gidip ikinciye verir bak. Oyun. Ulan yaparsın onu değil mi? Bekliyorum senden kanka. Bakalım bir görelim kime veriyormuş. Johnny'ye verdi. Vay anasını, şerefsiz oyun. Hadi bakayım, vur bakayım bana. Kaç vuruyorsun? %1 kombona %50 canımı alıyorsun. İyi abi. Komboyu da yapmayayım ki seri öldürsün bize. Tamam. Şunu da öldür bakayım bir, nasıl öldürüyorsun? Johnny Cage'de burayı hallederiz ya. Yani yan tarafa ekipman katmaya bile gerek yok. En güçlü ekipmanları direkt Johnny'ye vermek en mantıklısı. Tamam. Şimdi başlıyoruz kanka. Snare aslında burada almamız gerekmiyor. Sonuncu karakter normalde. İhtiyacımız yok şey yapmaya ama. Yani. Şöyle bir yapayım. Tamam. Çok seri abicim. Devam. Güzel. Şöyle bir al bakalım. Tamam. Tatlı. Devam. Yapma. Öldürme. Oğlum nasıl sen bir anda yeteneğin doldurdun o kadar? Ben sana kaç defa power drain attım? Yani gerçekten iki vuruşa yetenek mi pulluyorsun sen? Öyle bir şey mi var ya? Şuna bak. Şöyle al. Şöyle bir yine bir yapıştıracağız. 430 bin canı var. Herhalde bitiririz ya. Biter biter. Şöyle bir bakayım. Tamam. Snare'i de hiç atamıyoruz ha. Normalde sonuncu karakter olduğu için mi yemiyor bilmiyorum ama. Yani. Şöyle bir al kanka. Tamam. Gayet tatlı. Bunu al. Şöyle bir uzakta kaldı ya. Tüh, boşa gitti bu yetenek. Yani. Yapma. Oğlum bir komboya gerçekten fulluyor lan power'ını. Çok saçma değil mi ya şu? O kadar fazla fulleyebilmesi. Ama öldürme beni buradan. Söverim bak sana. Vallahi söverim sana. Rahat dur. Tamam. Öldürdük abi.
Toplamda 4. savaşta öldürmüş oluyoruz. Çok güç değil yani burayı. Combat Cup Johnny Cage'iniz varsa geçilir ya. Vallahi geçilir. Normalde hatta direkt yan karakterleri öldürterek de geçebilirdik ama 6. evrim bir şeyimiz daha olmuş oldu. Güzel. Yani şey düştü. İyi değil aslında yani. Güzelliğine bakmayın da. Daha iyi olabilir tabii ki de. Yani güzel güzel abi. Gene kötü değil. Ben şuradan hemen bir yandan diamondları gene alayım mı? Yo, Johnny Cage'le mi oynayalım? Hadi Johnny Cage'le oynayalım lan. Yan karakterlere de bir şey eklemiyorum. Bakalım Johnny Cage'le burayı halledebilecek miyiz? Hallederiz ya. Johnny Cage her tarafta iş yapar abi. Combat Cup takımı yaparsanız öyle ki daha güzel olur. Bende yok. O yüzden yan tarafa böyle garip garip karakterler kattım. Terraslarla bitizen sürekli olarak vurabildiğiniz için çok da büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Böyle bir al kankacım. Yani. Böyle al. Tamam. Power ile birlikte çok güçleniyoruz ya. Assassin's Scarlet ablam. Bunu bir. Ama sana bir türlü bloğunuzu kıramadım bu arada. O olay ne abi? Yani niye kıramıyorum ben sizi? Bloğunuza sıçarım şimdi ama. Valla. Şuna bak ya. Hiçbir bloğu kıramıyoruz. Ney bu? Özelliği mi bu? Yo. Hayır abi. Nasıl salaklığa bak ya. Saçmalığın da bu kadar ha. Çıkamadı salak gördünüz mü? Dur. Attın mı power deneyine? Al. Power deneyine ben direndim. Şimdi sana atıyorum aynısını. Ezik seni. Güzel abi. Güzel güzel. Johnny Cage tatlı ya. Valla. Çok güçlü karakter. Combat Cup özellikle baya baya iş yapan bir Johnny Cage. Yani yan tarafı farklı Johnny Cage'ler de katabilirsiniz ama Combat Cup daha güzel abi. Şey 10. evrim Diamond Johnny Cage'iniz falan varsa çok güzel olur. Neydi onun adı? Strike Force muydu? Strike Force Johnny Cage'di galiba ya. O aynı şekilde birinci yeteneği onu da çok fazla vurabiliyor. Yani güzel. Dark Magic var bu arada. Biraz sıkıntı olabilir. Yine sadece Outlord'lar mı hayatta abicim? Yani Nethermiş bu sefer. Yani hiçbir karakterim hayatta kalmayacak demek bu. Bayağı da yiyeceğiz bu arada. Ona biraz dikkat etsek iyi olur. Yani 13 bin 13 bin vuruyor şu an. Ve random mı atıyor diyecektim. Tamam. Şeyin bokluğu. Tremor'ın bokluğu abi. Sıkıntı yok. Ekipmansız bir şekilde bile hallederiz ya burayı. Tak. Tamam. İki tane vurduk, parçaladık burayı. Ama bunu sürekli yaptırmamamız lazım işte. Yani şöyle bir ah yapma be. Neyse tamam. Çok da büyük bir sıkıntı değil. Aslında şu an sıkıntıya girdik. Bak bak az daha öldürüyordu görüyor musun? %10 canım kaldı ya. Şuna bak. Ulan şerefsiz. Neyse. Devam. O power drain'i sürekli deneyebilirsiniz. Yani sadece Johnny Cage değil. Farklı power drain atabilen karakterleriniz varsa yüksek diamond olur işte gold olur. Şeyine bakmayın abi. 4. 5. evrimler bile idare eder. Goldlar da etmiyor tabii ki ama diamondlar da edecek seviyede oluyor. Yani bu takımla da geçilebiliyor. Johnny Cage ile birlikte geçebiliyoruz. Farklı farklı varyasyonları var bunun. Yani göstereyim onu da. Genelde şu takımı yapıyorlar. Bu takımla birlikte savaşıyorlar. Bunun yanına bazen şey katıyorlar. Triborg katıyorlar. Kritik vuruş artıran Triborg'u. Yani onları da deneyebilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde iş yapabilen karakterler. Burada sadece Johnny Cage oynamanız gerekmiyor. Gene Johnny Cage en fazla işi yapan karakter ama sadece onunla oynamanız gerekmiyor. Cover Soap Kesik Cage ile ikinci yeteneğiyle birlikte çok fazla vuruyorsunuz. Sonya Blade'in birinci yeteneği Armor deliyor ve karşı takımın tüm karakterlerini vuruyor. Vesaire vesaire böyle iş yapabiliyorsunuz yani. Ama dediğim gibi asıl olay şu abimiz de o iş yapıyor. Neyse, bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.